hadi hoppalara. Teşekkürler, iyi misiniz? Şimdilik bir şey yok. İngiltere'den geldiniz herhalde. Ondan sonra bir daha tatil böyle dinleniyor musunuz? Vallahi oğlumun okulu tatili oldukça geziyorum. Onun dışında onun başındayım. Geçtiğimiz hafta bir açıklamamız olmuştu. Çok konuşuldu sosyal medyada da. Tipim müsait olduğu için fakir roller gelinmiyor diye. Ben artık konuşmuyorum. Nebahat Çeyrek'in de çünkü bir açıklaması olmuştu. Doğru, ben de artık varoşluğum. Herkese saygı duyuyorum. Kim nasıl alıyorsa. Ben söylediğimi söyledim. Haber içeriğini merak eden okuyunca peki, anlıyordum. Peki öyle bir karakterde rol gelse şu anda kabul etmez misiniz? Ya niye kabul etmeyeyim? Ben oyuncuyum. Eğer senaryo içime sinerse olur mu işin içinde? Bazı haberler çıktı Efe Duru'yla aşlaşadığınıza dair. Onunla ilgili zaten açıklamamı yaptım. Hiç alakam yok. Çünkü Gökçe Bahadır'ın eski sevgilisiydi. Siz de Gökçe Hanım'la beraber. Gökçe'nin albümü çıktı. Haberiniz var mı? Çok evet, güzel. Yakında da konseri var. Bir İnşallah. Var mı? Ya alakam yok diyorum. Ne olabilir ki yani? Hiç haberim yok yani. En son Gökçe'nin yanında gördüm ki kendi sosyal medya hesabında bu paylaşımda bulundum. Peki aşka kapılarınızı kapattınız mı yoksa tekrardan bir ilişki istiyor musunuz? Allah çok zor ya soru bunlar. Bunları bilmiyorum valla, mümeccin de değilim. Olursa olur, olmazsa olmaz. Peki yaş farkı sizin için önemli bir ilişkide? Ben insanlık olsun başka hiçbir şey önemsemiyorum. Çok eski işinizin de bir ilişkisi, yaş farkı çok konuşuyor. 15 yaş gibi farklı. Bilmiyorum. Sizin için var mı bir sıkıntısı peki? Örnek veriyorum ya sizden 5-6 yaş küçük ya da 5-6 yaş büyük daha fazla gönül diyorsunuz. Gönül. Saygı duyarım ben. Sevmek, sevinmek güzel şey. İnşallah herkes birbirini sevsin. Peki. Başka bir mesajım yok. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. Hadi hoppalara.